Bugün benim ilk videom bu. Size bugün muhteşem bir çikolatalı ve labneli bir kek yapacağım. Aşama aşama göreceksiniz. Zaten bütün malzemeleri burada görüyorsunuz. Sonra videonun ölçülerini de sonra videonun altında da göreceksiniz zaten. Şimdi başlıyoruz. Şimdi ben bu arada bu çikolatayı ben önce şu mikrodalgada eriteyim ki hazır olsun. Ama siz mikrodalgada eritirken çok dikkatli olun çünkü kesinlikle yakabilirsiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? Ben mari eritiyorsunuz. Şekerle beraber mikserde çırpacağım. Şu arada ona da bakayım. Birazcık daha. Bu ay ocağımın şeyini kapatıp durun. Kapatıyorum. Şimdi bunu krema haline gelene kadar karıştırıyoruz. Tabii beyaz şeker yerine esmer şeker kullandım. Bunu da zaten ölçülerde göreceksiniz. Bunu krema haline getirdikten sonra burada labnemiz var. Bu Türkiye'de labne ama Fransa'da beni izleyen arkadaşlar orada da mascarpone diye bir peynir var biliyorsunuz cheesecake'te de kullanılıyor. O peyniri kullanabilirsiniz. Sonra labnemizi katıyoruz. Çok güzel bir peynir. Yumuşak, tuzsuz, krem. Krem peynir. Yani illa da markaya takılmayınız lütfen. Yani bu labne yerine içim olabilir. Başka marka olabilir. Ama ben bunu tercih ettim. Ben el mikseri kullanıyorum. Siz robotta da yapabilirsiniz. Gayet olur. Sonra yumurtalarımızı tek tek kırıyoruz. Asla üçünü bir arada kırmayın. Çünkü o zaman şey yapamazsınız. O maşen olmaz içiniz. Daha güzel karışır tek tek. Daha rahat karıştırırsınız. Şimdi ötekini kırıyorum. Bakın ne kadar güzel oluyor. Mis gibi. Ben şuradan bir de peçete alayım elime. Kusura bakma. Şimdi bu vanilya, bu vanilyaya hayranım, çok seviyorum çünkü gerçekten aroması çok güzel. Bunu ben yurt dışı Paris'ten aldım ama Türkiye'de de var muhakkak ki. Ve vanilya kullanırken de kalitelisini kullanmaya çalışın. Çünkü o toz vanilyaları hiç sevmiyorum. Onun için bu çok güzel. Birazcık vanilya koyuyoruz. Tekrar birazcık çektikten sonra benmari eritebilirsiniz siz. Çikolatamı getirdim. Mikrodalgada erittiğim. Bakın ne kadar güzel eridi. Şimdi bu tabii ki bunu ben diyorum ki mikrodalgada eritirken dikkatli olun ama gençler için söylüyorum bunu daha çok anneler için değil profesyoneller için değil. Benmari erittiğiniz zaman çok daha rahat eritirsiniz korkmadan bir şey olmadan rahatlıkla eritebilirsiniz. Sonra bunu buna ekleyeceğiz.
Mikserle bunu da karıştırıyorum. Çikolatayı. Sonra bu mikserle karıştırdıktan sonra, bu aşamadan sonra mikserle artık işimiz bitti ve bunu kenara alıyoruz. Çünkü unumuzu spatula ile karıştıracağız. Ha, gençler şimdi gene sorarlar spatula nedir diye. Spatula budur. Bu spatulayı çok seviyorum. Çünkü bu öyle bir alet ki hiçbir başka kaşıkla bunu böyle toparlayamıyorsunuz. Mis gibi bir alet. Mutlaka spatula edinin evinizde. Unumuzu eledik kabartma tozuyla beraber. Muhakkak eleyin kekinizin içine koymadan önce. Ve bunu spatulayla böyle karıştırarak, yedirerek şey yaparsınız. Şimdi bunu böyle ununu da yedirdik spatulayla. Bakın ne kadar güzel oldu. Homojen, gayet hoş, mis gibi. Gerçekten bu kek gerçekten çok güzel. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Muhakkak. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kalıplarımı getiriyorum. Şimdi kalıplar için size bir bilgilendirme yapacağım. Şimdi ben bu kalıpları kullanıyorum. Bu kalıplar kağıt kalıplar. Bunları ben nereden alıyorum? Eminönü'nden alıyorum. Çünkü orada daha ucuz. Aslında internette de var. Ben yoğun aldığım için bazen internetten de sipariş veriyorum. Çünkü neden yoğun alıyorum? Şimdi ben bu keki bunlara paylaştırdıktan sonra önce buzlukta donduracağım. Sonra streç filmle ambalaj yapacağım. Üzerine etiketini yazıp neyi kek olduğu, kaç derecede pişeceğini yazıp sonra tekrar buzdolabı poşetlerine koyup depoya yapacağım buzlukta. Bir misafiriniz geldiği zaman hemen 10 dakika fırınınızı ısıtınız. Asla soğuk fırına da kek koymuyoruz. Keklerinizi hemen orada pişirip sunuyorsunuz. Şimdi diyelim ki illa da kağıtta mı? Hayır tabii ki. Şimdi ben buzluktan bir tane eski yaptığım bir tane var. Ona bakın. Bu kalıbı ben gene yurt dışından almıştım. Çok sevdiğim bir kalıptır. Buna da koyarken dikkat edeceğiniz şey torbalar var. Sıkma torbaları. Sıkma torbalarına bir şeyin içine geçirin. İşte ileriki videolarımda görürsünüz o torbayı nasıl kullandığımı. Torbadan buraya sıkıp bunda pişiriyorum. Bunu kenarlarından şu çubukları çekip açtığınız zaman inanın bana bu servis tabağında inanılmaz şık duruyor. Bu yarı donmuş bir vaziyette şu anda. Bitmedi. Bekletiyorum şimdi ben bunu. Bunu size sırf göstermek için çıkardım. Şimdi bunları aşama aşama kaşığımı da şey yapayım. Bir spatula alayım tekrar. Şimdi siz bunu, ben bunu böyle koyuyorum. Siz daha rahat koyabilmek için dondurma kaşıkları vardır, hani koyarsınız. O dondurma kaşıklarınla rahatlıkla koyabilirsiniz. Çok rahat koyabilirsiniz. Tabii şeyleri 1/4'ünü doldurun. Tepeleme doldurmayın asla şeylerinizi. Ve bir tavsiyem daha var ki size çok çok önemli. Keklerinizi asla bugün yaptık, bugün pişirelim demeyin. Mecbur değilseniz eğer. Kekler eğer ertesi gün pişirecekseniz, ertesi günü bir gece buzdolabında durmasında fayda vardır. Yoksa buzluktan çıkarıp yapacağınız, pişireceğiniz kek çok muhteşem olacaktır. Mis gibi. Aynı gün pişirmeyin kekinizi, yani bunu söylüyorum. Şimdi şöyle bitirelim bunu. Şimdi son aşamaya geliyoruz zaten. Şunu da şöyle alayım ben. Şimdi bunları yerleştirelim önce kabına, mis gibi.
Şimdi burada 100 gram bir çikolata daha var. Bunu ne yapıyoruz? Şimdi ben evde bu vardı. Sütlü ve siyah karışık vardı. Bunları kullanacağım. Ama siz mecbur değilsiniz bunları kullanmaya. Siz paketlerde bitter çikolatalar var. Migros'ta satılan. Onları parça parça küçük de kullanabilirsiniz keserekten. Bir de damla çikolatalar var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ama ben damla çikolatayı bunda tercih etmiyorum. Çünkü o damla çikolatalar biliyorsunuz bisküvilerde falan kullanıyoruz. Onlar çok eriyen çikolatalar değildir. Bu eriyecek içinde o kadar güzel olacak ki size anlatamam. Gerçekten bu keki denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle gömüyoruz mis gibi. Bakın ne kadar bol bir çikolatalı kek oldu. Gerçekten. Yani bunu tavsiye ediyorum. Ya o kadar bol bir çikolata var ki bunu yediğiniz zaman ne kadar güzel olduğunu anlayacaksınız. Sonra bunlar buzluğa gitmeye hazır. Ama ben sizin için buzlukta bir tane vardı benim. Bundan bir tane pişirdim sabahleyin. Size hazır edip gösterebilmem için. İşte bu pişmiş hali. Bakın ne kadar kolay çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Mis gibi bir kek. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Lütfen sefe gel yani. Ondan sonra bunu eğer çok sıcak haldeyken misafirin geldi acilen o kutudan çıkarmak istiyorsanız bunu çıkaramıyorsanız eğer hemen ne yapıyorsunuz? Buralarını patlatıyorsunuz. Kek rahatlıkla çıkar. Bu kadar basit. Çok teşekkür ediyorum. Videomun altına yorum yapmanızı lütfen unutmayın. Mutlu olduysanız ben de mutluyum.